Merhaba severler yepyeni bir OSM videosuyla videosuyla yine karşınızdayım. Evet Kasım ayına bomba gibi girdik arkadaşlar. Kasım ayında şöyle bu arada 4-5-1 anlatacağım bilginiz olsun. Defansif taktiklere giriş yapalım. Çok istek var. Ee, Kasım ayına 4 3 3 ve 4 3 ile giriş yaptık ve yenilmezlik taktik çok isteniyordu. Gayet güzel bol gol atabileceğiniz. Burada e, çok komik yorumlar var. Şöyle bir gelelim. Yani bu rencide etmek manası da değil tabii ki. Yani komik bak mesela ne bileyim neredeydi o. Abi diziliş ne peki bak. Yani bak videoyu hiç izlememiş bile. Sitmiş sayılar almış. Abi diziliş ne peki diye yazıya soru sormuş. İyi de bak bot kullanıcılarla oynasana yazmış birisi. Yani videoyu izlemediği için neden böyle bir video var onu bile bilmeden yorum yapmış başka ne var? Abi 3 an yükseğim diyor. Geç onu. Abi bunu 4-4-2-B taktiğinde kullansak olur mu? Kullan dedim. Ama kimi kullanacağın önemli. Abi bu normal bir soru. Orayı vallahi Bir şey demiyorum. Ee, bir saat sonra deplasmanın 15 ran üstünüm. Tamam. Bana da bir Güzel taktik botayı da attı. Yani bunun amacı buydu. Ee, bizden güçlere denesek olur mu mesela bak videoyu dinlemediği, algılamadığı, sadece sayılarla işi götürmeye çalıştığı buradan belli mesela bizden güçleri. Hani anlıyor musunuz ben neden sürekli böyle bir önden bir konuşma, bir serzenişler yapıp... arkadaşlar bak siz bu videoları izlemezseniz başarılı olamazsınız. Çok net size yorum yapıyorum bunu. Yani bunu harbiden kalben söylüyorum. Siz eğer bu videoları izlemezseniz ben cevap vermem farkındaysanız yok rakibim 10 rank üstüm 5 rank üstüm bilmem ne kusura bakmayın. Ben emek veriyorsam bak 11 dakikalık video çekmişim sizin için. 8 dakikalık video çekmişim sizin için. 10 dakikalık video çekmişim sizin için. Bak TikTok'ta sorun vardı. 8 dakikalık video çektim. Sorunu 2 gün sonra TikTok çözdü. Benimle alakası yok. Çözüldü ama en azından birkaç kişi gördü onu. Sorun vardı. Açılmıyordu. Profili giremiyordu. Bir vesaire. Onun çözümünü buldum. Yani diyor mu bak. Bak 8 dakika düşenmeden çektim neden insanlara bir faydası olsun diye. Bir anlatacağım taktik de arkadaşlar %90 puan ve puanlar alan, %10 yenilebilen. Bak artık böyle diyeceğim. %10 yenilebilen rakibin şansı olur. Kırmızı kart dersin oyun şanssızlığı olur vesaire vesairelerle. Rakibin çok çok üstün olur yine e, böyle kolay kolay ezilmeyecek bir taktik ama dediğim gibi rakip bazen öyle bir hal alıyor ki gayet güzel taktiklerle e, bizi ele gelebiliyor. Biz herkesi yenemez. Biz, her, biz na değiliz. Bizim mağlup olduğumuz yerler bak geldik burada. Mesela buraya bakalım ligime. Benim kurduğum ligde neredeyiz? 7 maç, 3 galibiyet, 1 bir beraberlik, 3 mağlubiyetim var. Avaraj olarak ha, puan farkı açık değil. Deneme yaptım. Bir iki taktik denemeyin. Demek ki beni yarı yolda bırakacak taktiklermiş bir göreyim dedim hani eski kullandığım taktiklerde artık burada taktik deneme şeyi azaldı neden burada ilk 10 çıkıyor ve en üstte olan seçim hakkı olduğu için benim üstlerde yer almam lazım güzel bir takım alayım 5 puan var burası olur hiç sorun bile değil bir seri bağlarız tak 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 yukarı doğru geliriz biz de burada her zaman turnuvalarda varız her zaman olduğu gibi. Sonbahar turnuvam bu şekilde gidiyor. Bunu inceleme videosunu 1-2 gün sonra biraz daha lig otursun. Ondan sonra atarım. Bakın yani öyle göz, göz, gördüğünüz gibi biz de mağlup olabiliyoruz. Yenilebiliyoruz. Yenilmez armada değiliz. Taktiklerde asla öyle olmadı. Olmayacak da. Size yeni, bak şurada yenilmezlik taktiği neden yenilmez? Onu bir izleyin. Ondan sonra. Ben eğer bunu yenilmezlikle iddia ediyorsam onun içindeki öneriler onun içindeki kimi kullanacağınız çok önemli. Ona inilmez. Yoksa sen bunu rastgele kullanırsan patlayacaksın. Sonra da bu taktik dandikmiş diye saçmalacaksın. Saçmalayacaksın. 12.000'e de az kaldı. Son 20 ya da 15 kişi falan 12.000'den sonra hedefimiz 15.000'e doğru gidiyoruz. Trendler düştüğümüz için biraz büyüme azalsa da benim e, hedeflediğim 15.000'e doğru gayet de güzel gidiyoruz. Hep herkesin eline, emeğine e, internetine sağlık. Evet verdiğiniz değer için kalben söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Seversin sevmezsin. Buraya bir saniye bile ayırıyorsan çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi beni, beni için işte, benden nefret ediyor olabilsin. Benim taktiklerimi kullanıp da beni sevmeyen de çok insan Çok acayiptir. ilginç. Burada işte neyse 4-5 bir taktiğimize geçelim. Forvetlerde en iyi forvetimizi ileri koyacağız burada. Defansif orta saha mutlaka olmalı. Bak burada güzel bir Galatasaray var. Şöyle bakalım. Hacı şey değmiş. Sağ kanat olarak Schneider'i kullanacağız. O, o, e, iki yönlü orta sağlarımızı böyle koyalım. Şimdi bu şekilde buraya da Hacı'yı koyacaktık. Eğer Hacı yoksa elinizde böyle Arda Turan gibi ofansif orta sağ en sağ en sola koyabilirsiniz. Bu şekilde dizerseniz gayet güzel verimi yükseltecek bir dizilim olur arkadaşlar. Stoperlerinizi güzelce ayarlarsanız burada şöyle geldik. Hücum yüksek bir de iki tane sağ bek var. Kapolun'da şey var. Ümit Davala var. Şöyle aldık. Neden sol bek yok? Çok ilginç. Hakan Ünsal yok, Ergün Pembe yok. Çok ilginç. Bunlar Galatasaray'ın sol bekine damga vuran insan, insanlar ama burada nedense mesela Tanman almışsın. Bence burada yani oyun olarak söyleyeyim. Bir tane sol bek olmalı. Ergün Pembe yok mesela. Yıllarca Galatasaray hizmet eden yani tam Fatih Derim olsun efsane Papayosu evet efsane olsun ama yani bunlar zaten bak kim var bak bu 5 kişi zaten bizim UEFA kupasında e, damga vuran isimleri, Fatih Terim yönetti. Diğerleri de oynadı. Taf arar mesela. Yani neyse. Bu dizilmesi bu şekilde yaparsanız verimi arttırırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle hücumu yüksekleri sağa sola koyarsan en azından sana katkısı bir tık daha artar. Geldin içeriye şimdi. Kalev görünce vur yapacağız. Orta saha defans evet yardım etsin. Alan markacı ofsayt %100 kapalı emin olun buna. Şöyle geldik. 25 38 58. Evet. <laughs> çok özür dilerim. Çok yaşa diyenler siz de çok yaşayın. Hatta bunu izleyenler siz de çok yaşayın. Kaza uş oldu. Evet. Kaleyi görünce vur. Görme engelli kardeşlerim. Kaleyi görünce vur. 4-5-1. Kullarınız orta saha defans yardım edecek. Alan markacı kapalı. olsaydı kapalı. Kesinlikle çok agresif kıp Kıpkırmızı hakemde agresif çekin. Oyun bu ara kıpkırmızı hakemde agresif. Bir de oynasan kırmızı kart veriyor. O yüzden tavsiyem kıpkırmızı hakemde agresif. Diğer tüm hakemde çok agresif kullanman. Ee, nasıl kullanacağınızı size bir tüyo daha vereceğim. Ee, geride karşıda baskımız 25 stilimiz defansif 38 tempomuz topu hakim ol 58 şimdi bunu kimlere uygulayacağız ev sahibiz rakip çitiz 4-3 yani oyun oyun planı şu oyun planı kale, e, kanatları kullanma paslı oyunu olan oyunlara eşitken veya bizden e, 7-8 rank 9 rank yükseğe kadar e, bizden yüksekse bizden 2 rank düşükse ev sahibiyken kullanabilirsiniz. 10 rank üstüyse, bak 10 rank üstüyse, geldim burada biraz daha böyle aşağılara çektin. Şöyle 15'lerde bıraktın. Geldim böyle 25'lerde bıraktın. Bu şekilde daha yüksek 9 rankın üstünden bak bahsediyorum. Yani adam artık e, dil gibi bir fark açmış size. Yeni yener bak yenersin bilmem ne direnme en azından direnme gücünü arttıracak şekillerden bir tanesi bu şekilde Böyle yaparsan e, o yüksek rakiplere evde depte daha direncin artar arkadaşım. Bunu yine eski haline getirelim. Defansif gelenlere yine bizden e, 3-4 rank düşükten yine 7-8 rank yüksek kadar ev sahibi için kullanılabilirsin. Deplasmandaki rakipten 2 rank, 3 rank yüksekten tut da rakipten 7, 7 ranka kadar düşüğe kadar kullanabilirsin. 7 ranktan daha yüksek rakiplerde dediğim gibi ee, içeriğini düşürürsen emin ol ki sana faydası daha çok olur. Şu arada oynadı çağrılar arayıp duruyorlar. Evet arkadaşlar 4-5-1 Kasım günceli anlattı. İnşallah size yine faydası olacak taktiklerden bir tanesini sunduk. Yine e, emek verilmiş denenmiş güzel taktiklerden bir tanesi. Kasım ayına damga vuracaktır. Lütfen deneyenler yorumlara bekliyorum. Yenilin yeni hiç önemli değil ama sallamasyon şeylerle de gelmeyin. Bir de şu önemli bak şu önemli arkadaşlar takımınız dengeli olmalı. Bak çoğu yapıyor bunu. Burada bak benim bak dengeye bakalım 93, 90, 89, 85, 86. Yine bir tık da olsa yakın bir denge var. Ama şöyle değil mesela 93, 90, 89, 78, 77 değil. Böyle yaparsan zaten rakibin seni yener defansın o defansla bak 95 92 91 90. Evet 95 92 91 80 ya da 75'lere düşürürsen senin burada dengesiz olduğun görünür ve rakibin öne geçer. Bunlara dikkat. et. Dengeli takım her zaman sizi bir tık öne geçirir. Kendinize dikkat edin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet.